Yani bugün burada olmamızın, hepimizin bu kadar güzel sonuçları almamızın sebebi değerli Burhan Başkanım. Bunları, bu ürünleri bize ulaştırdı, bu iş fırsatını bize ulaştırdı. Ona ne kadar çok teşekkür etsek az. Günün sonuna geldik. Bir yıldır ondan özel olarak eğitim alıyoruz. Başarı okulunda, hatta şu an farklı bir grubumuz var. Oradan da çok çok güzel eğitimler alıyoruz. Başarı okulu o kadar çok şey bize kattı ki, ciddi anlamda başarı okulu başaranların yeri. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar ya hakkını ödeyemeyiz ciddi anlamda. Çok faydası oldu bize. Çok şey öğretti bu süreç içerisinde. Okul sürecinde öğrenemediğimiz birçok şeyi ondan öğrendik. Ben değerli başkanıma sözü vermek istiyorum. Onu görünce ayrı bir heyecanlandım. Özür diliyorum. Aramıza Urfa'dan katılıyor. Aslen Zonguldaklı. Kestane Bağının diyarından. Aslen Zonguldaklı. Uluslararası Crown Diamond direktörlük kariyerinde. İnşallah bize de nasip olur o kariyer. Ben değerli başkanıma sözü vermek istiyorum. Buyurun değerli başkanım Burhan Cebeci, söz sizde. Teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Ben tabii Kestanebal diyarındanım ama şu an Şanlıurfa'dayım. Şu an Çiğ Köfte diyarından sesleniyorum size. İsmim Burhan Cebeci. Evet, aslen Zonguldak Ereğli'yim. Ama 26 yıldır Şanlıurfa'da yaşıyorum. Harun Üniversitesi akademisyenim, branşım halk sağlığı. Evet, yani ben öncelikle konuşmacıya teşekkür ediyorum. Çünkü buçukta, işte, pardon, saat 3'te bitireceğiz. O yüzden fazla kelime girmek istemiyorum. Bugünün MC'si değerli Pınar Kız bana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel MC'liği için. Arkasından Serhat Bey'e ve de Behiye Hanım'a çok çok teşekkürler. Bu güzel sunumlardan dolayı. Evet arkadaşlar, ben bu ham maddeyle 2014'te tanıştım. Ama bana yanlış gelindi. İşten bahsedildi önce. Halbuki işten çok daha büyük şeyler vardı. Ben bu işin iş boyutunu değil de ham madde boyutuna daha çok ilgilendim. Ve bu mantığı araştırdıktan sonra arkadaşlar 2014'ün Mayıs ayında hayatımı aldım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani bugün burada eminim sağlık için çağrılanlar da var. İş için çağrılanlar da var bir şekilde. Ya da hatta hiçbir şey demeden ya bir link var atacağım sana gel dinle diyenler, denilenler de var. Ya da cebren ve hileyle getirilenler de var. Kardeşim gelmezsen sana hakkımı etmem diyen deyip de getirilenler de var. Arkadaşlar bu böyle maalesef. Yani toplumda bir ön yargı var. Böyle bir şey diyor ya bir tane insan bir boşluk, böyle bir boş vermiştik. Böyle bir şey, bir tuhaflık falan. Vallahi böyle maalesef. Yani insanlar bir ürkmüşler, bir korkmuşlar falan. Yani sanki ne olacaksa yani Zoom diye bir uygulama var. Linke tıklıyorsun geliyorum. Bu kadar. Instagram'a girmekten bir farkı yok ama insanlar ölü patlıyor bazı insanların. O yüzden hani biz diyoruz ki böyle bazen zorlamayla buraya geliniyor. Velhasıl ben bu ya, iş boyutuna çok fazla girmedim arkadaşlar. Burayı kestirmeden geçmek istiyorum. Çünkü yarım saatte biteceğim inşallah. Ben iş için girmedim. İş olduğunu biliyordum. Hani olursa para kazanırım diyordum ama arkadaşlar iş için girmedim ben. Ürün kullanmak amacıyla başladım aslında. Olursa işte yaparım diyordum. O yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bugün buraya iş için gelmiş veya bir şekilde burada bulunan arkadaşlarım eğer iş yapacaklarsa en iyi işi kim yapıyor biliyor musunuz? Ürünleri en iyi kullananlar yapıyor. Yani bunu baştan söyleyeyim de yok ben iş yapacağım, ben ürün satarım, ürün kullanmam diyorsanız arkadaşlar bu böyle bir iş değil. Onu söyleyeyim size. Yani bu pazarlama falan değil. Çünkü pazarlama olsa ben yapamazdım açıkçası. O yüzden en iyi kullanıcılar, işi en iyi yapanlar bakın ben asla iş yapmam. Yani bu iş böyle ben bu iş yapmam diyen ben şu an en iyi ben yapıyorum. En azından burada en iyi ben yapıyorum. En iyi Allah'a şükür kazanan da benim şu anda Rabbim herkese kazandığımın kat kat parası nasip etsin. Kazandığım bile yetersiz de hani kat kat parası olsun fazla para göz çıkarmaz belasılı. Ama bakın bunu yapmamın sebebi şu. Yani en iyi yapmamın sebebi arkadaşlar ürünleri deli gibi kullanmam. Yani ürünlere olan inancım. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Biliyorsunuz şu an dünyada iki büyük kriz var arkadaşlar. Yani her zaman İki büyük sorun olmuştur ama özellikle bu devirde yani şu bulunduğumuz çağ içerisinde en büyük iki tane sorun biliyorsunuz ki bir tanesi ekonomik borç cüzdan hastalığı bir de maalesef hastalıklar ciddi anlamda artmış vaziyette. Yani şu anda en çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve varlık. Ne yazık ki öyle o duruma geldik. Bakın ekonomik krizi yönetmek kolay değil. Şöyle bir olay var. Bildiğiniz gibi son işte 2 aydan beri bir döviz artışından dolayı bir kriz var. Şu an bu pansuman tedbirlerle düşürüldü. Yani ben diyenlerin yalancısıyım. Hiçbir şey bitmedi.
Yani hiçbir şey yapmış değil. 2022, 23, 24 bu yıllar maalesef kötü geçecek deniyor. Çünkü üretim krizi var şu anda. Hani bu Türkiye'nin sorunu değil. Ya bir takım şeylere ulaşmak kolay olmayacak. Yani öyle eskiden olduğu gibi bol bol tüketme şansımız olmayacak. Ve her şey çok pahalı olacak. Bakın Japonya'da şu anda elma mı alıyorsun? Tek tek öyle kiloyla bana 3 kilo elma ver, 3 kilo portakal, öyle bir şey yokmuş orada. Bakın bazı ülkelerde var zaten şu anda. Ve maalesef bu bütün dünyayı bekleyen bir kriz. Ve bu süreçte yani kiloyla almak istiyorsan arkadaşlar ona göre kardını alman lazım. Yani iki büyük sorun var. Ben şunu biliyorum. Benim branşım halk sağlığı. 20 yıldır sağlığı korumaya atıyorum. Halk sağlığını anlatıyorum. İşte sağlığı şöyle korunur, böyle korunur ama sağlığı korumanın arkadaşlar en temel başlığı sağlıklı beslenme. Ama Allah razı olsun bana söyleyin. Etrafımızda bir tane genetiğiyle oynanmamış, bana bir şey gösterin ya. Genetiğiyle oynanmamış hiçbir şey yok. Kesinlikle. Bakın bunu araştırabilirsiniz. Bu GDO meselesi 1970'lerde başlıyor ve bugüne kadar domatesten tutun, tavuğundan, patlıcanından, biberine, aklına geliyorsa her şeyin maalesef genetiğiyle oynanmış. Yani mesela buğdaya ne yapmışlar? Buğday daha çok verim versin diye arpa geneklemişler. Sonra soğuğa dayansın diye çavdar geneklemişler. Yani şu anki kullandığımız buğday değil. O başka bir şey. GDO. Ya yine tavuk mesela. Ya tavuk, benim bildiğim tavuk arkadaşlar bir yılda yetişir. Biz 6 aylık tavuğa tavuk demeyiz mesela. Ben Zonguldak'ım, orada ferik derler mesela. Bilmiyorum yaşadığı bölgeye ne diyorlar. Ferik yani, daha tavuk değil. Yavru ufacık. 6 aylık. Ama şu anda evet şu anda istenmeyen bir paylaşım oldu. Paylaşımları kapatırsak bu olmaz. Tamamdır, sıkıntı yok. Şu anda arkadaşlar maalesef yani bir insan herhangi bir şeyin ticaretine başladığında amacını arkadaşlar ne amaçla yapıyor? Para kazanmak değil mi? Yani amacı ticaret yani. Şimdi düşünün, tavuğun ticaretini yapmak için eğer siz bir yılda yetiştirip tavuğu satmaya kalkarsanız o tavuğun fiyatı, bilmiyorum kilosu kaç lira şu anda da, herhalde 40'tan aşağı değil kilosu veya 30 civarında. O tavuğun kilosu herhalde aşağı yukarı 250-300 lira olması lazım. Eğer bir yılda yetişiyorsa. Ya düşünsene, bir tavuk bir yılda ne yemez ya? Şimdi böyle bir tavuk tabii ki organik. Hani gezen tavuk, doğal tavuk falan. Ama arkadaşlar inanılmaz pahalı. O yüzden ya bizim marketten aldığımız tavuklar bonfile 35 liraymış. Eyvallah. Mehmet Bey biliyor bu işleri. Tavukçuluk yaptı çünkü. Vakti zamanında. Ve dolayısıyla şu anda yediğimiz her şey ticari kaygılarla üretilmiş şeyler ve o yüzden ne kadar doğallığından çalabilirse o kadar kar. Yani adamlar için. Ne yapıyor arkadaşlar? Tavuğu. Evet Muhat Bey, kafalar karıştı. Beni dinlemiyor insanlar. Fiyatlara bakıyorlar. Geçen de 80 liraymış tavuk. Eyvallah. Velhasıl maalesef işte bu GDO'lar, hormonlar, gıda katkıları, şunlar bunlar. Arkadaşlar bunlar sır değil. Bunu artık 7'den 70 herkes bunun bilincinde. Ama ne çare ki, ne yapacaksın yani? Hani tamam, BİM'e git, A101'e git. Hepsi hormonlu. Hepsi GDO'lu. Hepsi ambalajlı. Ne diyorlar? Raf ömrü uzadı, insan ömrü kısaldı. Bakın raf ömrü uzasın diye. Normalde bizim evimizde bir yoğurt yaptığımız zaman 2 günde ekşir. Ama rafta bir yıl duruyor. Nasıl oluyor? Yani senin inekten sağdığın bir süt 2-3 güne kalmaz ekşimeye başlar yani. Ama rafta bir yıl ömür biçiyorlar. Velhasıl bunu neyle yapıyor arkadaşlar? Bir pastörizasyon olayı var. Arkasından gıda katkıları, şunlar bunlar derken rafta çok duruyor ama maalesef raf ömrü uzarken insan ömrü kısaldı. Bakın bunlar sır değil. Bunlar hepimizin bildiği şeyler ama ne çare ki, bunu değiştirecek şansımız yok. Yani bu böyle. Hükümet de bunu yapamaz. Yani mesela ben başbakan olsam bunu biliyor olmama rağmen ben ne yapabilirim ki? Mecburuz arkadaşlar. Artık hormonlu şeylere mecburuz çünkü insan nüfusu artarken topraklar azalıyor. Yani daha az topraktan daha çok verim almak zorundasın. O yüzden seracılık çıkmış. Domates her mevsimde var mesela. Abi domates yaz sebzesi. Velhasıl bu ciddi bir sorun. Bu sorunu çözmediğiniz sürece şu anda patlamış olan hastalıkların üstesinden gelme şansınız yok. Yani rakam vermek gerekirse bakın bunu lütfen araştırın. Şu anda Türkiye'de 3 dakikada bir kişi kanser oluyor. 3 dakikada bir kişi. Yani yıllık 175 bin kişi yapıyor. Bunun 80 bin tanesi her yıl maalesef hayatını kaybediyor. 8 milyon böbrek hastası var. 11 milyon şeker hastası var. 30 yaş üstü 3 kişiden biri tansiyon hastası. 5 milyon kova hastası var. Sedef hastalığı gibi bir hastalık bile 1 milyonu aşmış durumda. Yine MS hastalığı
Ben mesela Urfa'ya geldiğimde bir tanıdığım bir hasta vardı. 20, 61. kişi Türkiye'deki. Şu anda yüz binlerce MS hastası var. Velhasıl hastalıklar azalmıyor. Ha, mesela kısırlık şu anda 5 kişiden biri kısır. %20 kısırlık var. Tablo uzayıp gidiyor. Bakın liste bayağı uzun. Peki ne oldu arkadaşlar, bu hastalıklar patlama yaptı? Hepimiz de gayet iyi biliyoruz ki gıdalarımız değişti. Çünkü tıp kötüye gitmedi. Tıp iyiye gitti arkadaşlar. Tıp mükemmel hale geldi. Adamın yüzünü değiştiriyor, kolunu bacağını değiştiriyor, kalp takıyor, karaciğer takıyor. Yani yakında yapay organlar çıkacak. Yani teknoloji bu noktaya geldi. Ama sorun tıpta değil. Sorun yediklerimizde. Bunu herkes biliyor. İşte arkadaşlar az önce değerli arkadaşlarımızın bahsetmiş olduğu kırmızı reiş mantarı ve bunlardan elde edilen ürünler kesinlikle kötü beslenme sorununa %100 çözüm buluyor mu? Buluyor. Bakın ben bunu 2014'te bana Ocak ayında söylendiğinde yanlış geldiler bana. Yanlış tavırla gelindiği için reddettim başta ama mantarı araştırınca kesinlikle baklama atladım. Neden? Çünkü 10 tane hastalığım vardı. Ve bunların sebebi de kötü beslenmeydi. Ben şunu biliyorum, halk sağlığı uzmanı olarak ben beslenmemi düzeltirsem bu hastalıklar kendi kendine normale döner diye düşünürken gerçekten tam da istediğim gibi oldu. 7 yıldır bu ürünleri kullanıyorum. Hayatımı aldım ve var olan tüm hastalıklarım geçtiği gibi yeni hastalıklarım da yok. Bakın ben şeker hastası değilim ama ailemde şeker hastalığı var. Şeker hastası olmayayım diye ben arkadaşlar bu ürünleri kullanıyorum. Bakın benim aklımdan şu an hastane köşelerinde ya. Yani adam mahalleden emekli olanlar bile var. Düşünün yani çökmüşler, insanlar bir tuhaf olmuşlar. Biraz bu firmanın ben arkadaşlar ürünlerini aldığımda 2014 Mayıs ayında aldığımda 5 şey vardı ve çok hoşuma giden 5 şeydi. 5 vizyondan bahsediyor arkadaşlar. 5 tane bir felsefe. Sağlık, varlık, başarı, toplum hizmet ve mutluluk. Yani ben bunu görür görmez zaten tabiri caizse aşık oldum resmen. Çünkü kim istemez ki ya? Kim sağlığı istemez? Kim varlık istemez? Kim para istemez yani? Kim başarılı olmak istemez? Kim hayırlı olmak istemez, değil mi? Bütün bunlar varsa ya sağlıklısın, cebinde paran var, namerde muhtaç değilsin, başarılısın, kariyerler yapmışsın, dünyayı dolaşıyorsun, Türkiye'yi geziyorsun ki biz mesela ben bu sene 5 defa tatil yaptım. Ama memurluk maaşımla arkadaşlar ömrü boyunca yaptığım tatil, benim tatilim şuydu, bakın söyleyeyim size. Ben Zonguldaklıyım ya, orada fındık var. Tatile gidiyorum, fındık topluyorum. Benim tatilim o. Oydu. Birçok memur öyle, değil mi? Adam mesela Urfa'ya geliyor, adamın şeyi var, fıstığı var. Geliyor tatile, fıstık topluyor. Nasıl tatilse düşünün. Böyleydi. Ama ne oldu arkadaşlar? Allah'a şükür bu firmayla tanıştıktan sonra sağlığım yerine geldi. İlk defa hesabımda para birikmeye başladı ya. Bakın bunu çok samimi söylüyorum. Yani ben hesabımda daha önce 200 lira oldu. O zenginim diyordum, biliyor musun? Arkadaşlar soruyorum çünkü ne kadar var? Hocam hiç yok diyor. Bende 200 lira var. Süper. Zenginim yani. Ama şu anda inanın bana 20 bin lira ben fakir gibi hissediyorum şu anda. Ya ayıptır söylemesi 26 bin lira falan vardı. Altın aldım ondan, o da düşüyor şu anda ama sorun yok. Yani euroyu altına çevirdim. Ama çünkü çıkacak bu arkadaşlar. %1000 enflasyon bekleniyor. Onu söyleyeyim. Yani geçici bir düşme var. Sakın ola elinizdeki şeyi bozdurmayın. Altını 16'dan falan aldıysan 800'den 900'den aldıysan sakın bozdurmayın arkadaşlar. Yani zarar etmeyin. Çünkü çıkacak bu. Kalmayacak bu şekilde diyorlar. Bakın diyenlerin yalancısıyım. Yani ne yapacağınızı ben söyleyemem ama böyle bir haber var. İzleyin, tavsiye ederim bunu. Ama demek istedim arkadaşlar, ilk defa varlıklı olduğumu hissettim ya. Hesabımda para birikmeye başladı. Çünkü fazlan geliyor. Dünyayı dolaşıyoruz. İlk defa bu firma sayesinde uluslararası bir tatile gideceğim. İlk defa yurt dışına çıkacağım. 9 gece 10 günlük muhteşem bir tatil var. Tabi pandemiden sonra. Şu an niye gidemiyoruz? Çünkü siz yurt dışına gittiğiniz anda sizi otele karantina alıyor 14 gün. Ondan sonra Covid değilsen salıyorlar. Ben ne aldım bu işten? Ben de otelde kendi cebimden kalıyorum. Değmez yani. O yüzden şu anda bu pandemi tedbirleri kalkıncaya kadar gidemeyeceğiz maalesef ama eninde sonunda bitecek bu inşallah. Ve bunun yanı sıra geriye dönüp baktığımda arkadaşlar 7 yıllık sürece baktığımda o kadar çok hayır dua almışım ki. Yani kanserden kurtulan, astımdan kurtulan, tansiyondan kurtulan, göz kuruması bakın ne kadar basit bir şey. Bundan kurtulan, benim akrabam akciğer kanseriydi, ayağa kalktı, abim diyalizden kurtuldu, abim göz açıldı. Bakın ben bu işi yapmasaydım, yani ben bu işi yapmak istemiyordum, yalan yok. Yani network marketing sevdiğim bir iş değil aslında. Ama arkadaşlar ben network marketing yanlış biliyormuşum. Bakın şu anda network marketing dediğimde eminim birilerinin hafakanlara basacak. Yo aman aman aman. Niye biliyor musunuz? Haklısınız. Ben size bir şey demiyorum. Haklısınız. Bakın normalde öğretmenlik kutsal meslek değil mi? Kutsal değil mi arkadaşlar?
Ama öğrencisinden tacizlenen var mı? Var, bunu yaşadık, gördük. Peki bütün öğretmenler kötü mü oldu? Birkaç tane şerefsiz çıktı diye. Hayır. Doktorluk kutsal meslek ama maalesef o kötüye konulan var mı? Var. Her meslekte arkadaşlar insan kötüyse ya sistem ne yapsın? Doktorluk olan yeminler ne yapsın ya arkadaşlar? O yüzden velhasıl network marketing aslında muhteşem bir sistem. Olay şu, ya ben bunu anladığımda zaten bu işi yapmaya karar verdim. Olay şu, bakın 1960'lı yıllarda doğrudan satış diye bir sistem çıkmış dünyada. Direct selling Amerika'da çıkmış, keşke bizde çıksaydı. Ne geliyorsa oradan geliyor. Adamlar çalışıyor arkadaşlar. Adamlar özgürler ve özgür düşünceyle biri bir yola çıktığı zaman da hani devlet bunu bir şekilde destekliyor. Yani ön yargı bizim kadar yok. Velhasılı olay şu. Şöyle başlamış yani bu doğrudan satış olayı. Bir tane fabrika arkadaşlar üretim var ama pazarlayamıyor. Yani ürünlerini pazarlayamayınca bu defa işçileri maaşını ödeyemiyor. Anlatıyorum Zehra Hanım. İzin verirseniz ben chat'i kapatıyorum arkadaşlar. Şu an anlatıyorum yani. İşi anlatıyorum şu anda. Bakın tam olarak Zehra Hanım iyi dinleyin lütfen ve diğer arkadaşlarımız. Bir fabrika batmak üzere. Üretim var ama satış yok. Tamam. Burası anlaşıldı. İşçilere diyor ki fabrika, ya diyor kardeşim bak siz durumu görüyorsunuz. Üretiyoruz ama satamıyoruz. Siz ürünleri siz satın. Sattığınız ürünlerden ben size prim vereyim diyor fabrika sahibi. Topluyor işçileri böyle bir sistem, bir şey başlatıyor. Çözüm yani. Ondan sonra işçiler de razı oluyor. Yani sonuçta ekmeğini yemişler fabrikanın ve başlıyorlar çalışmaya. Ve arkadaşlar işçiler aldıkları zaman içerisinde aldıkları maaşın 3 katı gelir elde etmişler bu işten. Ve bakmışlar güzel bir iş. Yani hem fabrikanın satışları artmış hem işçilerin maaşları artmış. Ne güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Harika. Yani müşteri odaklı bir iş sonuçta. Ve sonrasında bunun daha geliştirmişler. Bunun daha nasıl daha güzel olabilir? Nasıl daha geliştirebiliriz? Nasıl müşteriyi de bu işin içine katabiliriz derken network marketing denen bir sistem bulmuşlar. Bakın doğrudan satışta şöyle bir olay var. Satışı firmanın kendisi yapar doğrudan satışta. Ama müşterisine der ki sen benim ürünümü tavsiye et. Ben sana bundan prim ödeyeyim. Şimdi bakın normalde klasik ticarette firmalar ürünlerini nasıl satıyor biliyor musunuz? Sana bana ihtiyaçları yok. Televizyona reklam veriyor. Bastırıyor reklamı. Sen orada görüyorsun. Bir de propaganda var. Bilinçaltı var. Bakın bilinçaltına resmen mesaj gönderiyor. Kodlama yapıyorlar. Ve sen elin mahkum gidiyorsun. 2 kat, 3 kat daha pahalı olduğu halde reklam yapılanlar arıyorsun. Bakın öyle değil miyiz ya? Bakın kendinize bakın yani. Reklam yapılıyorsa kalitelidir mantığı var şu an beynimizde. Hiç de öyle değil aslında. Reklamı yapılandan kat kat daha kaliteli ürünler var ama daha ucuzlar. Ama sen gidiyorsun veya ben gidiyorum, gidiyoruz. Yani reklamı yapılan ürüne 2 kat, 3 kat para verebiliyoruz maalesef. Bu bilinçaltı bakın. O yüzden klasik ticarette hele hele markalı ürünler arkadaşlar reklama basıyor. Örneğin diş macunu örnek vereyim. Geçen baktık ya eğitimde vardı. 75 gramlık İpana marka da vereyim. Trendyol'da gördüm. 120 liraya indirimli hali 120 TL. 75 gramlık diş macunu. Ya işte 3D'ymiş, beyazlatıyormuş, bilmem ne yapıyormuş falan filan. Neyse yani 120 TL. Bakın bizim diş macunumuz 150 gram ve 77 lira. Satış fiyatı da alışın daha da ucuz. Daha ucuz aslında. Onu söyleyeceğim şimdi. Velhasıl şimdi burada doğrudan satış firması diyor ki kardeşim ben reklama para vermem diyor. Yani reklam medya patronuna para vermiyor bakın. Şu an markalı ürünler reklam veriyor. Reklam bir maliyet değil mi? Oraya para ödemiyor mu? O parayı ne yapıyor arkadaşlar? Ürünün üzerine ekliyor. Az önce dedim ya reklamı yapıyor diye 2 kat daha pahalı alıyorsun ürünü. Peki ikinci kat fiyat ne fiyatı? Niye veriyorsun arkadaşlar o parayı? Reklama veriyorsun. Senin cebinden çıkıyor. Benim cebimden çıkıyor. Doğrudan satış firması diyor ki kardeşim ben diyor reklam yapmam. Müşterisine diyor ki sen benim ürünümü kullan. Bir kere arkadaşlar ürünler inanılmaz kaliteli. Yani örnek vereceğim size. Bizim diş macunumuzun yapılış tarihi 2000'ler, 2000 yıllar, 2003 olması lazım. Emin değilim tam şu an hatırlayamadım. Ya 2003'ten beri bizim diş macunu fabrikamız var. Bakın normal mantıkla gitseydi envai çeşit diş macunu çıkardı. Yok 3D'ymiş, yok bilmem neymiş, yok kulörün memesiymiş. O böyle yarısı beyaz, yarısı mavi, yarısı beyaz, yarısı kırmızı. Envai çeşit renk çıkartırdı. Ambalajı değiştirip sana aynı ürünü 2 kat, 3 kat fiyata satardı. Değil mi arkadaşlar? Klasik bir firma bunu yapmıyor mu şu anda? Ya bizim sabun fabrikamız var. 2 tane sabunumuz var. Keşsüt ve Transparan. 2005'ten beri aynı sabun ya. Arkadaşlar
değiştirmiyor. Çünkü o sabunu üretinceye kadar 2-3 yıl Ar-Ge'si var. Yani tamamen müşteri odaklı çalışan bir firma. Az önce bakın arkadaşımız sabundan bahsetti. Muhteşem. Yani diğer ürünlerden bahsetti. Diş macunundan bahsetti. Yani gitmiş mesela alan dondurma yemiş değil mi? Acaba hani, hakikaten yapıyor mu falan diye. Arkadaşı yapıyor. Ürün böyle muhteşem bir şey. Diş taşı diye bir şey bırakmıyor. Velhasılı bizim ürünlerimiz tamamen müşteri memnuniyeti üzerine kurulan, tamamen Ar-Ge ile çıkarılan, ticari kaygılarla değil, tamamen kalite odaklı çıkarılan ürünler. Çünkü niye biliyor musunuz? Böyle olmak zorunda. Yani bunu keyfinden yapmıyor. Böyle olmak zorunda. Neden? Çünkü bütün sistem memnun müşteri üzerine kurulmuş da o yüzden. Sen memnun değilsen, bakın burada az önce Ferit Kaya, Akkaya'dan bağlantısı. Teşekkür ediyorum bundan dolayı ve ürün sonuçları anlatanlara da. Ferit Kaya'ya diyor, adam çıktı ya. Güneş niye çıktı bu adam? Tamam, Ferit Kaya'yı tebrik ederken adam baktım çıktığını gördüm. Neyse. Velhasılı bu arkadaşımız, yani bu diş macununa memnun ki bak çıktı, heyecanına rağmen, hatta o soğuğa rağmen, değil mi? Dışarıda şu an bak. Adam dışarıdan bağlandı yani. O soğuğa rağmen, heyecanına rağmen geldi. Hislerini anlattı bize. Gördünüz mü arkadaşlar? Çünkü memnun. Memnun olmasaydı var ya, asla buraya çıkmazdı. Bu programa da gelmezdi. Ve etrafında gördüğü herkes derdi ki lanet olsun, bu kanalizin önleri berbat derdi yani arkadaşlar. Bunu yapan yok. Velhasıl bizim ürünlerimiz tamamen kaliteli olmak zorunda. Tamamen müşteri memnuniyetini hedeflemek zorunda. Ve yaptığı şey şu. Dedim ya, bu doğrudan satış bu. Ama arkadaşlar bir de şöyle bir olay var. Müşterisini teşvik ediyor. Diyor ki ya sen memnunsun. Zaten piyasada biz memnun kaldığımız şeyi tavsiye etmez miyiz zaten? Ya Türkiye'de insanlar evleneceği kişiyi bile tavsiyeyle de alıyor. Değil mi arkadaşlar? Hayatını birleştireceksin. Tavsiyeyle de alıyorsun yani. Soruyorsun, nasıl, o nasıl, bu nasılymış, bilmem neymiş falan, iyiymiş mi? Hep soruyorsun değil mi arkadaşlar? Tavsiye alıyorsun yani. Velhasıl bir araba alacaksın, tavsiye. Bir ne bileyim, telefon alacaksın, tavsiye. Ne alırsan al, tavsiyeyle alıyorsun. Dolayısıyla bizim firmamız diyor ki kardeşim, sen zaten tavsiye ediyorsun. Yani sana birisi bir şey sorduğunda memnunsan zaten tavsiye etmiyor musun? Yani o kişiye iyilik yapmak için tavsiye ediyorsun. Diyor ki sen benim ürünümü kullan. Zaten yaptığın tavsiye işini bu sefer planlı bir şekilde yap. Yani bunu tabii ki bu iş arkadaşlar, bazı insanlar var, müşteriler mesela diyor ki ben bu işi yapmak istemiyorum. Ben sadece ürün kullanacağım. Tamam diyorum ben mesela. Arkadaşlar memnun kalınca mecburen tavsiye etmeye başlıyor. Yani böyle rast geldiğine, denk geldiğine. Örnek vereyim. Geçen bizim bir medikalcı arkadaşım vardı. O da tavsiyeyle beni aradı mesela. Dedi ki hocam 10 aylık bebeğim dedi karaciğer kanseri, bakın. Arkadaşlar dikkat eder misiniz? 10 aylık karaciğer kanseri. Ne hale gelmiş memleket? Düşünsenize ya. Doğmuş kanser zaten. Kanserli doğmuş çocuk. Ya dedi şu an hastanede konuşurken birisi kulak misafir olmuş. Şu anda hastanedeyim. Yanımda bir abi var. Onun da çocuğu 10 yaşında. Akciğer kanseriymiş. Yani akciğer galiba böyle bir şeydi. Ondan sonra hocam yardımcı olur musun? Dedim, seve seve. Bakın bu adam iş yapmayan bir insan. Yani İbrahim Uzun diye bir arkadaş. Medikalci çok yoğun adamın işi. Ama arkadaşlar en yoğun insan bile bu işi yapıyor mu? Yapıyor. Yani gerektiğini tavsiye ediyor. Ama bir de bu işi, bakın normalde siz ürünü kullandığınız zaman firmasının hesabına para atıyor. Ürün alıyorsun, hesabından para yolluyor. Ürün alıyorsun, hesabından para yolluyor. Aynı şekilde siz tavsiye ettiğiniz için normalde siz tavsiye edince ne yapıyor arkadaşlar? Tavsiye ettiğiniz kişi ürünü alıyor. Normalde televizyona para vermeyecek mi arkadaşlar? Reklam verse televizyona para verecek bu firma. Ama ne yapıyor? Televizyona, medya patronuna o parayı vermiyor. Diyor ki benim ürünümü tavsiye ettiğin için diyor, o kişinin almış olduğu üründen sana tavsiye bonusu ödüyor. Kendi karına ödüyor. O kişiden bir şey almıyor. Velhasılı böyle bir sistem, eğer bunu planlı yaparsan, bakın buradan para geliyor. Sen bu işi hobi olarak yapsan bile 3-5 kuruş para geliyor. Ama fazlasını kazanmak istersen, yani şöyle söyleyeyim, ben pandemiden sonra bu işi çok ciddiye alarak, öncesi vardı ama inanın bana biraz hobi gibi yapıyorum. Saldım çayırım evlem kayra gibiydi. Ama pandemiden sonra Zoom'u çok iyi kullanan bir tanesiyim yani Türkiye çapında. Daha bizim üniversiteden Zoom yokken ben pandemiden hemen sonra ilk ay 17 Nisan'da Zoom aldım mesela. Pandemi başlar başlamadı neredeyse. Önce tabii ki Zoom'dan başka alternatif bir ay kadar başka bir program kullandım. Ama baktım ki Zoom daha kaliteli olunca ona geçtim yani 17 Nisan'da. O gün bugündür hiç ara vermeden bu Zoom'u kullanıyorum. Planlı bir şekilde çalışıyorum. Bir hedef koydum. Dedim ki ben yıl sonuna kadar
Türkiye'de en çok kazananlar arasına gireceğim. Arkadaşlar girdim, tapeliğe girdim. 15 lirayı, küsur altı gördüm. Ve ben size tavsiye, teklifim şu. Bakın ben bu iş konusunda kendi çapımda uzman olduğumu biliyorum arkadaşlar. Acizane. Ve diyorum ki ben size, eğer sizin beklentiniz varsa bakın, diğer hastalığı da söyleyeyim size. Şu anda ekonomik bir savaş var. Yani maalesef ekonomi, kapitalist sistem seni iki şeyden birine zorluyor. Ya zengin olacaksın ya fakir. Bu işin ortası kalmadı şu anda. İkisinden birine olmak zorundasın. Eğer siz tercihinizi, yani en azından zengin derken bu minnetten bahsetmiyorum. Yani kimseye muhtaç olmayacak, kendi yanınıza kalacak şekilde, yani evinizi, arabanızı alacak şekilde, çocuğunuza iyi bir hayat sunacak şekilde bir varlıktan bahsediyorum. Eğer istiyorsanız ben size bunu öğretebilirim. Bakın teklifim bu. Gelin. Burada bir sermaye koymak gerekiyor. Ne kadar? 700 TL. Bakın bir ticarete başlıyorsun. Ben size 15'lerden bahsediyorum. Aylık 15'ten bahsediyorum. Bunu size öğretebilirim diyorum. Tabii ki hemen olmayacak bu. Biraz zaman alacak. Hemen 700 ver, aylık 15 al. Öyle bir dünya yok. Bunu söyletebilirim. Bazıları diyor ki, hocam ben 700 lira bulamam ki diyor. Doğrudur, bulamaz. Ben de o insana diyorum ki, kardeş sen ölmüşsün de senin ağlayanın yok ya. Hani şöyle bir laf var, klişe. İnsanlar 25'inde ölür, 75'inde gömülür. Bakar mısın ya? Hayatının fırsat önüne gelmiş, 700 lira bulamıyor vatandaş. Vallahi doğrudur, bulamıyordur işte. Arkadaş sorun da buyuyor zaten. Senin 700 lira bulamaman çok büyük bir problem. Tamam mı? Çok büyük sorun yani. Bunu çözmek için bu 700 lira bulacaksın ve bu işe gireceksin. Eğer istiyorsan. Bakın ben şu anda yani iki grubumuz var. Bu işlerde arkadaşlar bahsetti. Başarı okulumuz var. Ama başarı okuluna gelip bakın birinci adama, birinci aşama ne? 700 lira ürünü alan kişinin alması. Ben sor, bak bu ne biliyor musunuz? Eğitimlerimiz bedava. Tamam mı? Para istemiyoruz. Ama ben bu bilgimi ben herkese vermek istemiyorum. Ben göreyim adam ciddi mi değil mi? Yani bizi yarı yolda bırakıp kaçacak mı? Yoksa bizimle sonuna kadar savaşacak mı? Bu ekonomik savaşta bizim yanımızda yer alacak mı? Onu görmek istiyorum. Ve 700 lira almayan adamla görüşmüyorum zaten. Çünkü niye ciddi değil? Ya bugün alacağım, yarın alacağım. Arkadaşlar ben arkadaşlar söylemişim asla. Bakın benle görüşmeyin bu insanlar. Grubu falan almayın. Eğitime gelmesin yani. 700 lira alsın. Bakın para istemiyorum arkadaşlar. Şey bedava. Size diyorum ki aylık 15 bin kazandıracak bilgi bende var. Bunu ben size bedava vereceğim. Ama ben senin ciddiyetini görmem lazım. Hani sen bu işe varım demen lazım yani. Bulamıyorsan, yok ben bu parayı bulamam diyorsan gelme abi. Bu bir ticaret. Ya bu çünkü öyle ticarette sıfır sermayeyle başlamaz yani. Bir sermaye koyman gerekiyor. Başka çaren yok yani. Ama tamam sermayeyi koydu. O sermayeyi ne yapacağını arkadaşlar, o sermayeyle nasıl ayrı zaman içerisinde aylık 3 bine, 5 bine, 6 bine, 10 bine, 15 bine çıkılacağını arkadaşlar. Bir üst grubumuz var. Onun adını burada zikretmiyorum. Çünkü korkarsınız yani. O grubun ismini söylersem. O savaşçı grup. Onu söyleyeyim. O grubun adından belli zaten. Söylemiyorum adını. Ama o grup savaşçıların olduğu grup. Yani bu ekonomik savaşta savaşmak için bu savaşanların yanında yer alan arkadaşlar bu bir savaş. Ve biz takım halinde, ekip halinde bu savaşı veriyoruz şu anda. Eğer sen bizim yanımızda, bizimle omuz omuza göze göz, dişe diş savaşmaya göze alıyorsan arkadaşlar o gruba gireceksin onun da bir şartı var. Onun da bir ön şartı var. Çok basit. O şart çok basit. Yani para mara değil. Kesinlikle para mara değil. Sadece yapacağın ufacık bir şey var. Mesela onu da söylemiyorum ama şu anda. Hayır. Söylemiyorum. Kesinlikle söylemiyorum. Önce sen bakalım ben senin bir ciddiyetini göreyim. Başarı okuluna bir gel. Bir ön eğitimleri al. Ondan sonra ben de bu savaşa katılacağım diyorsan seni o üst grubumuza alacağım ama samimi söylüyorum çok basit. Bakın o gruba katılmanın şartı inanılmaz basit. Yani söylesem şaşarsınız yani. Şimdi niye basit biliyor musunuz? Bazıları diyor ki bu adam bize dalga geçiyor. Basitse herkes yapar. Arkadaşlar basit. Şimdi her şeyin bir sırrı var. İnanın bana büyük paranın bir sırrı var. Zenginliğin de bir sırrı var. Her başarının altında yatan bir sır var. Eğer sen o sırrı bilirsen iş çok basit. Bakın ben size bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Yaşadığım bir hadise. Yeni bir eve taşındık. Tabii o ev inşaat halinde bayağı bekledi yani. Yıllarca inşaat halinde bekledi. Tabii sıfır içine giriyoruz. Arkadaşlar tapının dili şey olmuş. Ya ne olduysa ya kapanmıyor dil. Yani böyle normal kapatmayla kapanmıyor. Hatta çocuklar kapatamıyorlar.
Baba ben çıktım kapıyı kapat diyor bak. Çekiyor kapamıyor kapı. Ya bir yıl var ya ne cezeleştim kapıyla. Şey alıyorum tornavidayı indiriyorum, kaldırıyorum, sıkıyorum, gevşetiyorum. Ya yok 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 olmuyor. Aklıma da bir şey gelmiyor. En son bir belgeseli izlerken adam bir tanesi makinelerle uğraşıyor. Diyor ki makine yağlamazsan diyor paslanır diyor çalışmaz diyor. Lan nasıl aklıma gelmedi? Bak gelmedi ya maalesef. Ya gittim sünger yağı vardı evde. Ondan aldım 2 damla ya Allah rızası için ya. 2 damla yağ benim bir yıllık o cebelleşmemi çözmedi mi? Niye anlattım bunu? Bakın o kadar basit bir sır ki. Hani o diğer üst kurumda geçmek için o kadar basit bir şey ki. Sen diyorsun ki basitse nasıl oluyor? İşte arkadaşlar basit. Ya eğer sır öğrenirsen çok öğrenmezsen kafanı bir o duvara, bir bu duvara vurursun. Dersin ben yapıyorum, ben yapıyorum. Olmaz abi. Bizim dediğimiz şekilde yapacaksın. Hani şöyle masalda da var ya açıl susam açıl diye masayı var ya masalda. Hani Ali Baba Kırkhaneler meselesinde. Ali Baba sırrı biliyor, sihirli sözcüğü biliyor. Açıl susam açıl diye açılıyor. O kötü niyetli abisi duyuyor. Uzaktan duyduğu için o şeyi tam göremiyor sihri. Ondan sonra açıl lan susam diyor açılmıyor. Açıl lan açıl lan derken haremler gelip bunu öldürüyor. Bakın her şeyin bir sırrı var. Biz o sırrı size vermeye hazırız arkadaşlar ama ben size yine açtığım ekrandan bu işten para nasıl kazanılıyor ucundan girişten göstereceğim arkadaşlar. Şu an 15'i 1 geçiyor. 4 dakika içinde bunu özetlemem lazım size. Şuradan hemen arkadaşlar gösteriyorum. Ekranı da büyüttük. Şimdi arkadaşlar burada para nasıl kazanılıyor? Hemen hızlı bir şekilde siz 5 kuruş para ödemeden bakın inanın bana 5 kuruş para ödemiyorsunuz bedava. Üyelik kesinlikle sonsuza kadar bedava. Kimse size üye oldunuz diye şunu yap bunu yap demeyecek. Sen istersen yapacaksın ya tamam mı? Ben arkadaşlara diyorum zaten sakın ola istemeyen adamlara bir şey yaptırmaya çalışmayın. İstesin gelsin. Bakın isteyen gelsin. Sizi asla hiçbir şeye zorlamayacağız asla. Firma siz üye olduğunuz takdirde ömür boyu temsil etme hakkı veriyor. Kariyer yapma, kariyerler var, süresi yok. Düşmek yok, perakende gelir imkanı var. Bayilik elde etme imkanı var. Uluslararası ticaret yapma şansı var. Dünyanın her tarafından bayilik verebiliyorsunuz. Uluslararası site veriyor bedava. Dünya seyahatleri var bedava. Arkadaşlar bu ticaret olduğu için miras bırakma hakkı sağlıyor size. Ve tabii ki üye olur olmaz %20 toptancı indirimi hakkınız oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi her ürün aldığınızda sizin hesabınızda para yatıyor. Bakın toptancısınız. Ürünlerde %20 indirim alıyorsunuz. Buna rağmen aldığınız her ürün başına firma size bir de bonus ödemesi yapıyor. Kendi aldığınız üründen tabii ki hem de tavsiye ettiğiniz insanlardan bunu yapıyor. Peki nasıl arkadaşlar nasıl yapmamız gerekiyor? Bir, önce tüketici olacağız. Ürünleri kullanmamız gerekiyor. Bizim işimiz çünkü kullan tavsiye et işi. Sen kullanmadığın, hissetmediğin bir ürünü tavsiye edemezsin yani. Önce tüketeceğiz. Dedim ya bu işi en iyi yapanlar, bu ürünleri en iyi tüketenler. Daha sonra zaten sen elin mahkum. Ürün tüketen kişi bakın ne kadar ben iş yapmayacağım dese bile çok adam gördüm. Örnek vereyim bir tane yarbay var Ankara'da. Çocuğun da ankilozing spondilit hastalığı vardı. Ben ona anlattım dedim hocam yani ben sana ürün satamam. Ben Urfa'dayım sen Ankara'dasın. Mecbur üye olup alacaksın yani. Bana şart koştu ama dedi bak ben bu işi yapmam dedi. Ya tamam dedim komutanım dedim yapmadım sıkıntı yok yani. Arkadaşlar aldı memnun kaldı. Bir gün beni arıyor. Bak işi yapmayacağım diyen adam. Diyor ki hocam fazla vaktim yok. Şu an Yunan adalarını dolaşıyoruz. Yani her an kesilebilir. Benim kayınpederimde prostat var. Ona ne vermem lazım? Buyur. İş yapmayan diyen yarbay, amiral bu adam. Yani şey deniz yarbayı daha doğrusu. Kaptan. Adam bu iş yapıyor. Yani isterseniz tavsiye ediyor yani. Ama arkadaşlar eğer bu tavsiye etme işini planlı bir şekilde bizim öğrettiğimiz şekilde yaparsanız yani belki aklınıza mantığınıza yatmıyor. Ya tavsiye nasıl bu kadar para gelebilir diyebilirsiniz ama arkadaşlar geliyor ya. Geliyor. Ben hani tavsiye ederek 15 bine kadar gördüm ve daha üstleri var. Yani bunun işte 20'si var, 30'u var, 50'si var, 100'ü var. Benim 2022 yılındaki hedefim arkadaşlar kesinlikle 50 bin civarı. Burada Güneş Hanım var. Hedefini koydu. Ben dedi 8 bin kazanayım Ocak ayında. Kazanabilir arkadaşlar. Sistem buna izin veriyor. Bakın biz. Çünkü sırrı çözdü. Sen sırrı gördükten sonra gerisi kolay zaten. Sadece onu yapması kalıyor. Akıllı şekilde. Çünkü bizim burada tavsiye ettiğim şey çok çalışma değil, akıllı çalışma, beynini kullanma. Çünkü devir arkadaşlar bilgi çağı, dijital çağdayız şu anda. Bunlara geçeyim. Burada arkadaşlar buraya da geçiyorum ben. Şurada bitireceğim. Yapacağımız şey şu.
Siz bu işe dahil olduğunuz zaman arkadaşlar, tabii ki müşteriler de olacak. Yani insanlar dahil olacaklar, diyecek ki ben bu işi yapmayacağım, ben sadece onu kullanacağım diyenler çıkacak. Tamam, saygı duyacaksınız o kişinin görüşüne ve kişiye ürünü doğru kullandırıp sonuç almasını sağlayacaksınız. Ama eğer sizinle beraber ben de sizin bir üst grubunuza gireceğim, ben de bu ekonomik savaşta fakir olmak istemiyorum, ben de en azından zenginlik yoluna sizinle beraber omuz omuza, göze göz, dişe diş savaşmak istiyorum, bu ekonomik savaşta yerim almak istiyorum diyen 6 kişiler arkadaşlar yolunuza devam ettiğiniz zaman yapacağınız şey arkadaşlar bu alttaki insana yardımcı olmak, yani hizmet vermek resmen. Hani burada network'te benim gıcık kaptığım şey şuydu baktığı zaman da. Neymiş efendim? Bu alttakiler çalışıyormuş, üstteki kazanıyormuş. Tam tersine. Üstteki çalışıyor, alttakiler kazanıyor. Bu sistemle. Ve arkadaşlar bu şekilde uzatmayayım. 5 geçiyor şu anda. Yani tabii ki bunun detayları var. Şimdi ben o şemayı gösterdim ya. Bazıları diyor ki tamam ben biliyorum ya. Ben biliyorum tamam. Bu yani bildiğim bir şey bu. Arkadaşlar ne biliyorsun ya? Ben 7 yıldır işindeyim, hala bilmiyorum. Sen bir bakışta mı anladın ya bu işi? Arkadaşlar bu işin detayları var. Detayı da var. Dedim ya her şeyin bir sırrı var açıkçası. Böyle aslında bu şema sizi arkadaşlar kesinlikle yanıltmasın. Çünkü bu şema aslında hayatın her alanında var. Bir tarikata gir böyle bir şema var. Şeyh var. Şeyhin yardımcıları falan filan. Bir kuruma git. Herhangi bir resmi veya özel kuruma git. En tepede birileri aşağıya doğru arkadaşlar gelmiyor mu arkadaşlar? Piramit yapısı var zaten. Uzaydan gelmedi. Burada da buna benzer bir yapı var ama buradaki en son giren insan bile inanın bana eğer çok tutkuluysa, çok kendini geliştirirse, çok emek verirse en üsttekini bile geçebiliyor. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu işlerde hani girenler için bunu konuşuyorum. Demirle çeliğin farkını söyleyeceğim size. Bakın çelik demirden yapılır. Ama demir bükülür, çelik bükülmez. Sizce niye? Hani kılıç yaparlardı ya, Osmanlı tarih filmlerde var, kılıç çekiyorlar. Kılıcı nasıl çekiyorlar mesela biliyorsunuz. Kılıca, demire vura, 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 vura ne yapıyor arkadaşlar? O demiri çelik gibi bükülmez bir hale getiriyorlar. Hani suya sokuyorlar, biraz da karbon geliyor, bilmem ne geliyor falan. Arkadaşlar çelik inanılmaz bükülmez bir hale geliyor. İşte sizin çelik gibi bükülmez bir hale gelmeniz için arkadaşlar darbe almanız gerekiyor. Ve bu darbelere dayanmanız gerekiyor. Çünkü yani hayat arkadaşlar acımasız ve hayat aldığın darbelerle ölçüyor biliyor musunuz? Yani önemli olan yediğin darbeye rağmen ayağa kalkıp devam etmen. Bakın bütün motivasyon filmlerine bak hepsi bu şekilde. Darbe alırsın arkadaşlar darbe yiyeceksin mecbur. Ya mesela boks maçı yapıyorsun ya yumruk ye yumruk yedim yiyeceksin tabii arkadaşlar. Tonla yumruk yiyeceksin. Ama yediğin yumruğa rağmen ayakta kalacaksın. Çünkü ayakta kalmayı başaran zaten kazanıyor. Olay bu arkadaşlar. Bakın bu ekonomik savaşta ayakta kalmak istiyorsanız darbeler yiyeceksiniz. Bu işe başladığınızda maalesef bizim dediğimiz şekilde değil de kafana göre yapacağınız için olmayacak. Ne zaman anlayacaksın biliyor musun? Olmayınca diyeceksin hocam bana bu işi öğret. En büyük handikapımız insanların kendi kafasına yapması. Bak mesela birçok kişi bu sunumu dinledi ya tamam şey oldu allame-i cihan oldu ya. Hani biz bu sunumu yapınca tamam be, o öğrendi allame-i cihan oldu. Kendisi yapmaya kalkıyor. Hocam bende diyor bende. Ben bu işi tamam bu iş bitti. Antep bende, Diyarbakır bende, Ankara bende bilmem ne. Arkadaşlar 3 gün sonra adamla haber alamıyoruz. Arıyoruz telefonunu açmıyor. Ne oldu? Hocam bu iş olmuyor. Bak bu iş oluyor da sen kafana göre yapıyorsun. Ben sana büyüsünü söylüyorum, sihirli sözü söylüyorum. Sen gidiyorsun tersini söylüyorsun. Olmaz. O mağaranın kapısı açılmaz. O sır kapısı sana açılmaz. Öğrenmen lazım. Bizden o sırrı alman lazım. Ama gerçekten eğer verdiğimiz şekilde o sırrı yerine getirirsen arkadaşlar o sırrın sahibi ne yapıyor biliyor musun? Sana kapıları öyle başlıyor ki. Öyle başlıyor ki yeter ki samimi ol. Yeter ki istekli ol. Yeter ki bu yoldan ayrılma. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu işi herkes yapar. Bakın yapamayacak kimse yok. Burada şu anda 54'e düştü sayı. En son Rojdan'ım ayrıldı. 54 kişiyiz ya da ortalama 50 kişiyiz her neyse. Burada bulunan her Allah'ın kulu bu işi yapabilir. Bakın bu yapılamayacak bir iş değil, yapabilir. Ama yapar mı? Bunu ben bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Yani sen eğer darbelere dayanıklıysan gel kardeşim bu savaşta yerimizi alalım. Ya savaşa girip de
Kurşun yemek diye bir şey var mı ya? Bakın sen savaşa gidenleri gör. Kimisinin gözü yok, kimisinin kolu kopmuş, kimisi topal diyor bilmem ne. Ya savaşta yer alacaksın tabii arkadaşlar. Ama o darbeler seni ne yapacak arkadaşlar? Yıkılmaz, bükülmez, çelik gibi bir hale getirecek, seni lider yapacak ve işte o zaman büyük parayı görmeye başlarsın. Bundan ben bugünkü konuşmamı bitirmiş olayım. Anlayan anladı zaten. Ben öncelikle tekrar tüm konuşmacılara, sonuç anlatanlara, sunum yapanlara, MC'ye, herkese ve katılan tüm katılımcılara can gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.